Siz mi verdiniz anahtarı Şeyda'ya? Hayır. Tamam. Belki de öldüreceği aklınıza bile gelmedi. Rahat olun. Daha kaç kere söyleyeceğim? Şeyda Hanım zaten böyle bir şey yapmaz ki. Nereden buldu bu kadın bu anahtarı? Bilmiyorum, ben vermedim. Bakın oğlumun üstüne yemin ederim, ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yok benim. Ne oldu Zeynep? GSM operatöründen bilgi geldi başkomiserim. Gülcan Hanım doğruyu söylüyormuş. Lale Hanım'ın telesekreterine sesli mesaj bıraktığında Gültepe'deymiş. Kesin mi? Hiç yanılma payı yokmuş başkomiserim. Tamam, sağ ol Zeynep. Kolay gelsin. Teşekkürler. Başkomiserim. Evet. Belki Şeyda sadece Lale'yi öldürmek istemiştir. O zaman niye Can'a ilaç verdi Selim? Belki adam uyandı tam o sırada. Yani. O şaşkınlıkla ayılana kadar Şeyda çoktan yapmıştır iğneyi. Hiç mantıklı değil. Başkomiserim. Evet. Doktor Bey. Biraz konuşabilir miyiz komiserim? Tabii ki, buyurun. Hayırdır, hangi rüzgar atlısı? Aslında Şeyda'yı merak ettim. Hala gözaltında mı? Maalesef, bütün deliller aleyhinde. Bakın komiserim, ben Şeyda'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. İnancınız delillerimizle uyuşmuyor ama. Yine de onu tutuklayamazsınız. Neden? Size söylemiştim, Şeyda'da sınırda kişilik bozukluğu var. Cezai ehliyeti yok. Ancak tedavisini şart koşabilirsiniz. Böyle bir karar verebilecek tek kurum adli tıptır doktor bey. İşin o kısmına karışamam. Şeyda Hanım'ın borderline, yani sınırda kişilik bozukluğunun olması soruşturma açısından önemliydi elbette. Ama başkomiser Orhan'ın onun siyahla beyaz, iyi ile kötü arasındaki gidip gelişleriyle pek ilgisi yoktu. Onun aklı fikri Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesine girip girmediğiydi. Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez der. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Başkomiser Orhan'ın aklına profesör annesini öldüren genç kız geldi. Kıza Hacettepe Tıp Fakültesi'nde borderline tanısı konmuş, ardından 2 hafta boyunca gözlem altında tutulduğu adli tıp kurumunda cezai ehliyeti tam raporu verilmişti. Umarım geç kalmadım. Başkomiser, Can'ın ölümünü soruşturuyor. Merhabalar, ben Elif. Can Bey'in avukatıyım. Memnun oldum. Şöyle buyurun isterseniz. Adı ne bunun? Kartopu. Kartopu. Gel bakalım Kartopu. Vasiyeti görmem mümkün mü? İsterseniz size kısaca özetleyeyim. Lütfen. Can Bey, evi, gayrimenkulleri ve menkullerinin tamamını Lale Hanım, Şeyda Hanım ve Gülcan Hanım arasında paylaştırmıştı. Gülcan Hanım mı? Evet. Gülcan Hanım'a bir daire ve 75 bin liralık mevduat hesabı bıraktı. Ayrıca Lale Hanım için Gülcan'ın oğlunun bakım masraflarını üstlenmesinde şart koşmuş. Gülcan'ın oğlu zihinsel engelli. Can bir şey bırakmasaydı da ben onları zaten bakacaktım. Lale Hanım'a ne bırakmış? Şu an oturdukları ev ve Suadiye'deki daire, bir araba ve ortak hesapları dahil yaklaşık 200 bin dolarlık mevduat hesabı bırakmış. Peki ya Şeyda Hanım? Şeyda Hanım ise Büyükada'daki yazlık ve 100 bin liralık mevduat hesabı. Ayrıca Hakan Bey'e çizgi roman koleksiyonu bırakmış. Oldukça geniş ve pahalı bir koleksiyondur. Tahmin edebiliyorum. Bu adam sana niye mirasından pay versin ki? Hala inanamıyorum. Haberin yok muydu? Yok, bana bir şey söylememişti. Bence vardı. Hatta ne bırakacağını bile söyledi sana. Belki bir an önce paraya kavuşmak istedin. Ne? Belki vazgeçer diye korktun. Olamaz mı? Vasiyetten falan haberim yoktu benim komiserim. Belki Lale ve Can'ı konuşurken duydun. Hı? Lale, Can'ın sana ne bırakacağını öğrendiğinde Can seni vasiyetten çıkarmak zorunda kaldı. Bunun üzerine ikisini de öldürmeye karar verdin.
Can Bey benim abim gibiydi. Sürekli beni korur kollardı. O bahsettiğiniz ilacın ne olduğunu bilmem bile ben. Oğlun hasta. Belki de onun için aldın ilacı. Benim oğlumun öyle bir ilacı yok. Of tamam tamam ya tamam. Senin laftan anlayacağın yok. Bitti arkadaş, sabahtan beri mıy 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 mıy. Buradasın. Bu dava bitene kadar buradasın. Oğlunu mu oğlunu da görmek yok. Komiserim... Şey... Ben kocam öldü dedim yani. Yalan söyledim. Aslında benim çocuğumun babası... Can Bey'in abisi olur. Yani o da öldü zaten ama... Ben... Liseye giderken oldu. Bir gün eve gelmiştim. O da evdeydi. Sonra benden çay istedi. Mutfağa gittim. O da arkamdan geldi. Sonra da olanlar oldu işte. Hamile kaldım. Ailem öğrendiğinde çok kızdı. Babam dövdü beni. Oğlum da o yüzden hasta doğdu zaten. Sonra o öldü. Can Bey de bana söz vermişti. Oğluma bakacaktı. Belki o yüzden miras bırakmıştır bana. Başkomiserim, aratalım mı evi? Bulunan tüm deliller Şeyda'yı işaret ediyordu. Başkomiser Orhan emin değildi. Vasiyet açıklanınca Hakan ya da Gülcan'ın da işin içinde olabileceğinden şüphelenen Başkomiser Orhan, Gülcan'ı tekrar sorguya aldı. Bekleyin biraz, içeride çocuk var. Başkomiserim. Çocuk nasıl? İyi. Konuşabiliyor mu? Tabii ki ama nasıl desem hayatı çok zor. Merhaba delikanlı. Polis. Evet polis. Ben de polisim. Adım Orhan. Seninki? Yusuf. Yusuf. Annem. Biraz iş çıktı ama gelecek merak etme. Hadi gel biraz dolaşalım. Hadi